Türk savunma sanayisinin en fazla merak edilen projelerinden biri olan Altay tankından uzun süre sonra yeni görüntüler ortaya çıktı. Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olan ve Transformer benzetmeleri yapılan Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü gücünü Altay tankı ile test etti. FNSS tarafından geliştirilen Samur, ikili nakliye takımı ile AYS-70T ağırlık sınıfı Altay tankı sığ derinliklerde dahi taşıyarak kullanıcının güvenini pekiştirdi. Nehir ve akarsuları güvenle aşılmasını sağlayan Samur, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarıyla hizmet veriyor. Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik hareket ihtiyaçlarına uygun olarak muharebe sahasında sulu açıklıklarda süratle ve emniyetle geçişi sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemi olarak tasarlandı. Samur'un suda hafif, karada dayanıklı olması için özel malzemeler seçildi ve özel teknikler uygulandı. Samur, binlerce parçadan oluşan karmaşık bir sistem olmasına rağmen arayüzü sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Suda ise bir joystick ile idare edilebiliyor ve 360 derece her yöne hareket ettiriliyor. Samur, 120 tona kadar taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Milli imkanlarla tasarlanan Samurların 12'sinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 25 dakikada 150 metre uzunluğunda bir köprü oluşturuluyor ve araçların kıyılar arası geçişine olanak sağlanıyor. Sınıfındaki en hızlı hücum köprülerinden biri olan Samur sisteminde 5-6 dakika gibi kısa sürede araçlar ayrılıp karşı kıyıya çıkabiliyor. Altay tankı ise Türk savunma sanayisinin en fazla merak edilen projelerinden birini oluşturuyor. Tankın seri üretimi için BMC görevlendirildi. Motor ve transmisyon temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle seri üretimi henüz başlamayan Altay tankı için arayışlar sürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı seri üretimi 2021 yılında başlatmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Öte yandan BMC'nin Altay tankı için geliştirdiği yerli motor Batu'nun ilk ateşlemesinin bu yıl gerçekleştirilmesi hedefleniyor.